Sırada dünya turu var. Tunus'ta muhalefetteki Demokrat Yurtseverler Partisi Genel Sekreteri Şükrü Belaid'e suikast düzenlendi. Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Belaid hayatını kaybetti. Tunus Başbakanı Hamadi El Cibali, Belaid'i öldüren kişinin kimliğinin tespit edilemediğini söyledi. Bilgisayar üretiminde dünyada 3. sırada yer alan Amerikan Dell şirketi borsadan çekilme kararı aldı. Küresel mali krizin etkilerinden korunmak için bu kararı aldıklarını açıklayan şirket yönetimi hisseleri satın alacak. Şirketin borsada işlem gören hisselerinin sahiplerine hisse başına $13.65 ödenecek. Dell'in hisseleri bir yıl içinde $17'dan $11'a düşmüş. Satışlarsa 2012'de 12.3 gerilemişti. Brüksel'de gerçekleşecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde Avrupa Birliği kurumlarında çalışan onlarca kişi greve gitti. Kasım ayında idari ve personel maliyetlerinde 1,5 milyar avro kesinti öngören Avrupa Birliği, personel oranını %5 düşürmeyi, maaşları sabit tutarak çalışma saatlerini 40 saate çıkarmayı planlıyor. Amerika 2008'deki ekonomik krizin faturasını kredi derecelendirme kuruluşlarına çıkarmak için kolları sıvadı. Amerikan hükümeti $5 milyar tazminat istemiyle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'a dava açacağını açıkladı. Dava haberi üzerine mortgage kredilerini değerlerinin üzerinde göstermekle suçlanan Standard & Poor's şirketinin New York borsasında hisseleri %14, Moody's'in hisseleri de %10 değer kaybetti. Amerikan Enerji Bakanlığı'na siber saldırı yapıldı. Yüzlerce çalışanına ve elektrik sevkiyatı yapan şirketlere ait bilgiler çalındı. FBI hacker saldırısıyla ilgili araştırma başlattı. Amerika'nın nükleer enerji programını da yürüten bakanlıkta bu tür saldırıların bir daha yapılamaması için önlemler alındığı bildirildi. Pakistan'da hafta sonu başlayan ve kuzey kesimlerde devam eden şiddetli yağışlar sele yol açtı. Ülkenin kuzeybatısı ve Pencap bölgesinde yaşanan sel nedeniyle 33 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı. Ülkenin kuzeyinde birçok bölgede çığ ve toprak kayması meydana geldi. Basın